Evet, doktorumuz stüdyomuzda hocam günaydın. hoş geldiniz hoş günaydın. Ee, az önce doğru anons ettim mi? ...yediklerimiz bizi hasta ediyor. Can boğazdan yüzden. gelir, boğazdan, boğazdan gider. gidiyor. Hastalanmamak için ne yapacağız? Bunu konuşacağız. Diyette özellikle... ...bu peynirler çok riskli kategorideler. Hı hı. Peyniri e, raflarda bulunan... ...o peynirler, açıkta satılan peynirler... ...bizi ciddi hasta yapıyormuş. Onu öğrendik sizlerden. Hı hı. Doğru peynir nasıl tüketilir? Şirden mayası nasıl yapılır? Neden şirden mayalı peynir yemeliyiz? Bunu konuşacağız. E, nereden başlasak bilemiyorum Baba hocam. Aslında bugün burada Ayşe Hanım bize... Geleneksel olarak Anadolu hı hı. usulü peynir nasıl yapılır? Evlerde nasıl peynir imal edilir? Onu anlatacak. Biz de onun üzerinden peynirin önemi nedir? Hı hı. Fermente gıdanın önemi nedir? Probiyotiklerin önemi nedir? Probiyotiklerin bizim sağlığımız için yeri nedir? Niye biz Orta Asya'dan bu yana yoğurt mayalıyoruz, peynir mayalıyoruz? Hı hı. Neden Avrupalılar yoğurdu bizden yeni öğrendiler? Ve neden Avrupalılar kendi peynirine bu kadar sahip çıkarken biz geleneksel peynirlerimizi hor görüyoruz biraz onlardan konuşacağız. Hakikaten geleneksel peynirlerimizi evet. hor görüyoruz. Bugün hala bakın Fransa neyle meşhur peyniriyle İtalya peyniriyle gidiyorsunuz adamlar hala geleneksel üretimle ama modern fabrikalarda modern teknik kullanarak ve hala ataları hangi mayayla burada göreceğiz bugün şirden mayasını ataları hangi mayayla peynir yapıyorsa o mayayla peynir yapıyorlar. Bizde niye endüstriyel üretimde şirden mayası unutuldu da hazır girdi? Bunları çok dikkatli incelememiz gerekiyor. Şimdi bu programı hazırlanırken e, sevgili editörümüz, yapımcımız Ayda dedi ki Nur Hanım yarım peynir konuşalım dedi. Ve sizin de dediğiniz gibi geleneksel yani atalardan gelen hmm. evde herkesin de bütün hanımlara öğretelim. Evde nasıl peynir yapılır? Çocuklarınıza doğru peynir nasıl yedirirsiniz? E, raflarda satın alınan peynirlerden getirmiş Hı -hı. bana tattırmak Hı -hı. için. Peynir çok yemiyorum çünkü korkuyorum. Gerçekten evet. beni hasta ediyor. Rahatsız peynir. ediyor. Rahatsız ediyor. Hı -hı. Hem onları getirmiş hem de sevgili Hanım'ın yaptığı peyniri hmm. getirdi. İkisini tattığımda dünyalar kadar fark vardı arasında. Rahatsızlık özellikle yani sağlık açısından faydası olarak baktığınızda bizim peynir mayalamamızın, yoğurt mayalamamızın bir sebebi vardır. Bizim milletimizde laktoz ve kazein intoleransı yani süt ürünlerine karşı hassasiyet çok yüksektir. O yüzden biz Orta Asya'dan bu yana yoğurt mayalarız, kendi peynir çeşitlerimiz vardır ve bu bizim kültürümüzde, yeme içme kültürümüzde son derece önemli yer tutar fakat günümüze geldiğimizde bunun tam tersine geleneksel usulün yitirildiğini, hazır maya diye bir şeyin köylüye kolaylık diye sunulduğunu görüyoruz. Bu hazır maya denilen peynir mayaları Anadolu'da ilk önce nerelerde satıldı biliyor musunuz? Eczanelerde satıldı. Neden? Çünkü eczane vatandaşın en çok güvendiği yerdir. Hele ki kırsal kesimde her şeye gider eczacısına, eczacısına, sorar. Peynir mayasının eczanede ne işi var? Peynir mayasının güvenilir ürün olduğu algısını yaratmak için eczaneleri koydular önce. Eczanelerden sattılar. Hakikaten peynir Gerçekten mayasının eczanede ne işi var? Gerçekten oldu. öyle. Peynir mayası bakkalda markette satılmadı. Eczanede satıldı ilk önce. Bilen bilir. Şişe mayası adı altında satıldı. Hazır maya da denilmedi. Ve zaman içinde vatandaşı buna alıştırdılar. Oysa ki bizim geleneksel usulümüzde şırdan mayası kullanılır veya peynir altı suyu kullanılır. Hatta yoğurtla sirkeyle peynir yapma yöntemleri vardır. Bugün onlardan en yaygın ve en sağlıklı olanı şirden mayasıyla olanını göreceğiz. Ve bunun sağlığa faydaları, ne demektir şirden mayası, bu mayanın özellikleri nelerdir bunları anlatacağız. Peki, ee, yoğurt mu peynir mi? İkisi de yerine göre. Peynir daha uzun süre fermentedir. Hı -hı. İkisinin de içinde değişik probiyotik bakteriler gelişir. Fakat şunu unutmayın, probiyotik bakteri deyince bizim içimizde bir evren var. 100 trilyonun üzerinde probiyotik bakteri var her birimizde ve bunlar 4500'ün üzerinde ayrı tür 4500'ün üzerinde ayrı türün biz sadece 120-130 tanesini üretebildik bugüne kadar. Yani 4500 tür probiyotin ne olduğunu biz daha üretemedik bilmiyoruz. Peki bunları ben nasıl takviye edeceğim? Ürettiğim kadarını. Üretemediğimi nasıl takviye edeceğim? Bilimsel olarak gösterememişim bunu. Gıdayla takviye edeceğim. O yüzden bizim üretemediğimiz o probiyotiklerin tamamını ben nereden alıyorum? Yoğurttan alıyorum, peynir altı suyundan alıyorum, peynirden alıyorum. ...sirkenin alıyorum, turşudan alıyorum... ...hatta taze sebzelerden alıyorum. Probiyotik yapı dünyanın her yerinde. Bizden çok daha yaygın, çok daha güçlü. Onun için mutlak surette... ...hepsini dengeli olarak kararında tüketeceğiz. Ama istisnası ne? ...laktoz ve sizi rahatsız ediyorum ona bakacaksınız. Hı hı. Hangi peyniri yediğiniz zaman rahatsız oluyorsunuz? Unutmayın laktoz ve kazein ...rahatsız ettiği peynirler genellikle... ...hazır mayalı, şişe mayalı peynirlerdir. Ama geleneksel usuldeki peynirleri... ...rahatsız olmadan sindirebilirsiniz. Evet ki yine söylüyorum bugün evde yapacağınız sizin de çok rahatlıkla yapabileceğiniz şirden mayalı peynir tarifleri biraz sonra sevgili Ayşe Hanım'ın o geleneksel Anadolu lezzetleriyle evinize sunacağı bu tariflerde yer alacak. Kalemler, kağıtlar hazır olsun. Az sonra o güzel tarifleri size ulaştıracağız. Sevgili hocam bugün neden peynirden bahsettik? Peynir hayatımızın çok önemli bir yerinde. Tabii. Yani sabah kahvaltısında peynir olmadan olmuyor. Ama her gün o raflardan alıp yediğiniz o sağlıksız peynirler diyelim. Hı hı. Yani şirden mayasıyla yapılmayan peynirler bazı hastalıklara yol açıyor. Tabii. Özellikle hangi hastalıkları olanlar o e, rafta şirden mayasıyla yapılmamış peynirleri yemesinler. Şimdi bir kere bu çok önemli bir şey. Laktoz ve kazein hassasiyetiniz var mı? Bunu nasıl anlarım hocam? Ben sürekli peynir yoğurt tüketiyorum nasıl anlarım? Çok basit bir yöntem var. En az 6 hafta Yoğurdu, peyniri, tereyağını, süt ürünlerini tam olarak keseceksiniz. 6 hafta hiç yemeyeceksiniz. 6. haftadan itibaren denemeye başlayacaksınız. Ev yoğurdu, çırdan mayalı peynir, tereyağı tek tek öğünlerinize ekleyeceksiniz. Bunların hangisini yediğinizde sizi rahatsız ediyor ona bakacaksınız. Süt ürünü deyince tek bir faktör yok unutmayın. Şimdi bir, süt ne sütü? Keçi sütü mü, inek sütü mü, koyun sütü mü, manda sütü mü? Buna göre değişir. Hangi İki, sütten yapmalıyız hocam? İşte orayı anlatacağım. İki... İnsanın en kolay sindirebildiği süt keçi sütüdür. Tamam da eğer siz keçi olarak da genetine müdahale edilmiş keçinin mısır silajı yiyerek ürettiği sütü alıyorsanız adı keçi sütü doğru ama fıtratı değişti. Bunun inek sütünden farkı yok ki. 3, mutlak surette maya. Neyle mayalandı? Ben yoğurdumu ev yoğurdu şeklinde değil de bir hazır yoğurt olarak alıyorsam o hazır yoğurdun bana bir faydası yok. Veya be, benim peynirim şirden mayalı doğal peynir değil de ...marketlerde gördüğünüz yarısı katkı maddesi olan peynirse... ...videoları var yahu, YouTube'da videoları var. Şimdi Ayşe sorarız kaç litre sütten bir kilo peynir alıyorsun diye. Diyor ki, bir kilo sütten bir kilo kaşar yapma yöntemi diyor. Böyle Mümkün bir şey değil, olabilir de? mi? Akıl tutulması, nişasta koyuyorlar içine ve utanmadan bunu çekiyorlar. Bu videoları yayınlayanlardan rica ediyorum. Halk sağlığı için tehlikeli bir iş yapıyorsunuz. Doğru bir şey değil bu. Sağlıklı gıda üretimi esas olmalıdır. Lütfen öyle bir kilo sütten bir kilo kaşar peyniri gibi tuhaf videolar çekmeyin. insanlarda da buna teşvik etmeyin. Bu yaptığınız peynir meynir değil. Böyle peynir olur mu Allah aşkına? Peynir dediğiniz en az 8-10 kilo sütten 1 kilo ancak elde edilebilir. Dolayısıyla hele ki kaşar dediğiniz zaman süt miktarı daha da artar. Onun için lütfen böyle sağlıksız videolar çekmeyin. Yani kim uzak duracak? Bir, sağlıkla yaşamak isteyen insan. Eğer siz sağlıklı yaşamak istiyorsanız mutlak surette bu ...şirden mayasıyla üretilmiş peynirin haricindeki hazır mayalı üretilmiş peynirlerden uzak durun. Laktoz, kazein intoleransınız varsa uzak durun. Otoimmün hastalığınız varsa uzak durun. Bunların hepsinde de hep aynıdır. Ben öyle gluten gibi hayatınızdan çıkarın demem laktozu. Bir 6 hafta çıkarın. 6. haftadan itibaren test edin. Yiyin tekrar ev yoğurdu, şırdan mayalı peynir. Sizi rahatsız ediyor mu? Ediyorsa uzak durun. Etmiyorsa devam edebilirsiniz. Genellikle hastalarda şöyle bir şey vardır. Hazır mayalı peynirleri yiyip de rahatsız olan hastalar şırdan mayalı doğal peynir yediği zaman Tolere edebilir. Ah keşke bir de sütlerimize sahip çıkabilsek, kaynağını öğrenebilsek. Bu olay tıpkı yumurta gibidir. Benim annemin kömesindeki tavuğu yumurta yapıyordu, bahçede otluyordu, solucan yakalıyordu, hı hı. güneşin altındaydı. Haftada üç tane yumurta veriyordu. Oradan bir yumurta dahi yeseniz siz bol bol D vitamini omega 3 alıyordunuz. Ama bugünkü tavukların yumurtaları A4 kağıdı büyüklüğünde 24 saat ışığın altında bekleyen gariban hayvancıklardan her gün bir, saat, bir tane yumurta almak üzere kurgulanmış. Bunlar GDO'lu yemlerle besleniyor. Hayatı boyunca güneş görmüyor, solucan akrep yakalayamıyor. Bunların yumurtalarından, bu da yumurta, bu da yumurta. Ama fıtratına müdahale ettiniz. Benim annemin kümesteki tavukların yumurtasıyla bu yumurta artık aynı yumurta değil. Görüntü aynı, doğal, evet tavuk yaptı ama aynı yumurta değil artık. Onun için sağlıklı yaşamak istiyorsanız her şeyi kökenine kadar merak edeceksiniz. Hocam nasıl düzenleyeceğiz bunları demeyin. Bunların hepsini pekala düzenleyebilmek mümkün. ...ehveni, şer olanı bulabilmek mümkün. Yapanı bulup ondan satın almak, onun para kazanmasını sağlamak mümkün. Market'e de para veriyorum, üreticiye de veriyorum. Bir de Market diye üretici kazanmak, kazansın değil mi lütfen hocam? yani. Bir de sağlığını kazanmak. Aynen öyle. Yani biz için uğraşıyoruz. Doğru bir şekilde yaptığımızda sağlığımızı kazanıyoruz. Kesinlikle. Şimdi geçen gün e, hayatıma şöyle bir şey <laughs> ilke edindim kendime. Yediğim gıdalar ne kadar şekerimi yükseltiyor, ne yapıyor diye bir uygulama yükledim telefonuma. Hmm. Koluma da bir şey taktım. Siz biliyorsunuz. Evet. Merak ediyorum böyle. hani çünkü hipoglisemiye giriyorum. Hmm. Çünkü kendimi uzun süre aç bıraktığım için. Tabii. Bir de diyet yapacağım diye. Yok, yapmanız gerekiyor. Ah, aptal kafalı Nur yani. Estağfurullah vücudunuzu dinleyeceksiniz. Evet. O size söylüyor. Çok basit bir kural. Acıkınca yiyin, doyunca kalkın. Vallahi o kadar bu kadar basit söylüyor. Bu kadar Şimdi, basit. Vücudumu çok iyi dinlemediğim zamanlarda işte koluma taktığım o sensör e, alarm veriyor. Hocam şeker ölçümü yaptırdım gidip bakayım dedim ne haldeyim. E, bir tost yedim. Bir de portakal suyu içtim. Oh, afiyet hani... olsun. Şeker bombası. Hocam yani şu telefonda... 120. dakikayı merak ediyorum. 70 mi çıktı 60 mi çıktı? Ne hocam? <laughs> bir şey göstereceğim Göster size. Bakayım. Daha kötü bir şey söyleyeceğim. Şu anda böyleyim bak. Evet. Glukozum şu anda 106. Görebiliyor hmm. musunuz? bu? Kaç dakika sürüyor bu program? 2 saat. Canlı yayında denemeye var mısınız? Hadi şimdi hazırlık yok. tamam Hocam bugün bakın şu, 106 ama değil mi şu gelecek anda? Gelecek programda deneyelim mi? Deneyelim gelecek tamam. programda. Şu anda bak şekerim 106. Gelecek programda deneyelim. Ay bu kötülüğü kendime yapmak istemiyorum ama. Bir tost yedim. Bir tane portakal suyu içtim. Şekerim anında 160 oldu. Evet. Anında fırladı. 120. dakikada oldu ben onu merak ettim. Yerlerde 50'ye ya düştü. Ya yani ya, ne 11. demek bu biliyor musunuz? Birdenbire hipoglisemiye girdim. Karnım doydu. Ama iki saat sonra elim ayağım kalkmaz oldu, gözlerim kapanıyor, midem bulanmaya başladı, biraz böyle e, terlemeye başladı. Niye oldu biliyor musun? Şundan dolayı oldu. Glisemik indeksi çok yüksek olan iki tane gıdayı beraber tüketti. Birincisi tam buğday ekmeği, tost yaptı. İkincisi ve burada yağ da yok bu arada, yağsız tost yaptı. Hani light ürünü yiyecek ya. İki portakal suyu. Bir bardak portakal suyu dört bardak portakaldan elde edilir. Posasını atarsınız yani bizim için kıymetli lif kısmını atarsınız. Evet. Sadece suyu yani bol bol şeker kalır bunda. İkisinde glisemik indeksi çok yüksek. Tam buğday ekmeğinin 72 portakal suyunun 80'in 90'ın üzerinde neredeyse saf şeker. Bunları aldığı anda hemen kan şekeri aşırı hızlı bir biçimde yükselir. 60 ila 90. dakika arasında aynen Nur'un dediği gibi 160, 170, 180, 200 çıkar. Bu sefer alarma geçer beyin der ki kan şekeri çok hızlı yükseldi. Pankreas hemen insülin salgıla. Evet. Pankreas 90. dakikadan itibaren çok şiddetli insülin salgılamaya başlar. 120. dakikaya gelince o kadar çok yükselen insülin vardır ki kanda bu kadar güçlü insülin şak diye şekeri düşürür. Şeker düşer 50'ye, 60'a. Nurun eli ayağı titremeye başlar. Gözleri kararır, programı zor kapatır. Aynen öyle. Ne olduğunu bilemez. Aman bana çay şekeri getirin. Kan şekerim düştü. Bir, Bir şeker çikolata. daha. Çikolata. Bir çikolata, o ara çok acıktım, devre arasında çayın yanında çocuklar bana bir şeyler getirir. Ne gelecek çayın yanında? Bisküvi gelir, kurabiye gelir. İki saat yine idare eder. Programın bitiminde kendini yemekhaneye zor atar. No, biz... Her zaman bu böyledir. Sakın ha sakın bu hatayı yapmayın. Haftaya biz bunu yapalım istiyorsan yapalım. canlı. Biz yerine. Ümit Aktaş'ın askerleriyiz. <gülüyor> <Estağfurullah>. <gülüyor> biz ne yapıyoruz? Evde karabuğda ekmeğimizi yapıyoruz. Aynen öyle. Evde atıştırmalıklar yapıyoruz.